Teşekkür ediyorum. Semra Güzel'in karma komisyona yaptığı yazılı başvuru üzerine bugün onun savunmasını yapacağım. Aslında Semra Güzel'in savunma yapmasını gerektiren hiçbir fiili olmadığını düşündüğümü daha önce hazırlık komisyonunda da ifade ettim. Parlamentonun en çalışkan vekillerinden birinin milletvekilliğini meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürmek istiyorsunuz. Evet, meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürmek istiyorsunuz. En çok soru önergesi veren vekillerden birisi, komisyonlarda en çok söz kuran milletvekillerinden birisi, gerek KEFE komisyonunda gerek sağlık komisyonunda, meclis çalışmalarında da çok aktif bir milletvekilinin milletvekilliğini meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürmek istiyorsunuz. Sözlerimin başında sevgili Ramazan Can'a teşekkür ediyorum. Bu kadar açık, bu kadar yalın biçimde biz siyasi bir karar veriyoruz denilemezdi. Bu kadar açık, bu kadar yalın biçimde biz eşitlik ilkesine aykırı bir karar veriyoruz denilemezdi. Bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde biz tarafsız ilkesine aykırı olarak karar veriyoruz denilemezdi Ramazan Bey. Sağ olsun bunu çok açık söyledi. Mecliste, meclis çalışmalarına katılmayan çok daha fazla milletvekili olduğunu ama Semra Güzel için özel olarak karar alındığını söyledi. Eşitlik ilkesine aykırı olduğunun özellikle altını çiziyorum çünkü vurgusu bu anlama geliyordu. Ve biz siyasi bir karar verdik dedi. Biz siyasi bir karar verdik dedi. Bir üye olarak, Ramazan Can olarak ben siyaseten bu kararı veriyorum demedi. Adeta grup adına biz siyasi karar veriyoruz dedi. Tam olarak söylediğimiz şey bu. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hukuksal değil siyasal bir karar vermiştir. Ve bu siyasal karar bugün sadece şeklen üzerine konuşulan ve daha sonra oylama yapılacak bir hale gelmişti. Bu kadar açık ve net. Politik olarak çok şey söylenebilir. İşin siyasal tarafına yönelik çok şey söylenebilir. Ama ben hukuksal tarafına ilişkin birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi gerek Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, gerek Milliyetçi Hareket Partili milletvekili Fethi Bey, gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerekse İYİ Partili milletvekillerinin tamamı ortada aslında şeklende olsa hukuka uygun bir işlem yapıldığını söylüyorlar. Ve bu yönde oy kullanacaklarını söylüyorlar. Şeklende olsa hukuka uygun bir işlem yapıldığını düşünüyor. Kimin? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın. Ben şimdi anlatacağım. Gerçekten şeklende olsa hukuka uygun bir işlem yapılmış mı, yapılmamış mı? Şimdi bu ilk dokunulmazlık meselesinden sonra devamsızlık meselesiyle ilgili olarak karma komisyonu toplamaya karar verdiğinizde ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurdum. 18 Ekim 2022 tarihinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak başvurdum ve başkanlıktan bazı bilgileri almak istedim. Şunu sormuştum. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başladığı 27. dönemden işte 18 Ekim 2022 tarihine kadar kaç tane birleşim gerçekleştirildi? Bu birleşimlerde kaç tane oturum gerçekleştirildi? Bu süre içerisinde kaç kez yoklama yapıldı? Bu yoklamalarda kaç kişinin devamsızlık yaptığı tespit edildi diye sorular sordum. Sağ olsun Sayın Genel Sekreter 2 gün sonra 20 Ekim'de toplantıdan önce bana cevap verdi saatler önce. Şimdi şunu öğrendik yazılı cevaptan. Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2018 tarihinden 18 Ekim 2022 tarihine kadar yani 4 yıl içerisinde 448 birleşim gerçekleştirmiş. Bu 448 birleşimde 1985 oturum gerçekleştirmiş. 1985 oturum. Ve bu 1985 oturum içerisinde 11 kez yoklama yapılmış. 11 kez. Evet. Bu 11 kez iki tanesi açılış yani meclisin açıldığı 6 tanesi de özel olarak Semra Güzel için yapılan yoklamalar. Nereden biliyoruz? Çünkü bu yoklama tarihleri 10 Ekim 2018, 2 Ocak 2020
1 Nisan 2021, 9 Kasım 2021 ve ardından Semra Güzel için yapılan 31 Mayıs 2022, 1 Haziran 2022, 2 Haziran 2022, 7 Haziran 2022, 8 Haziran 2022, 9 Haziran 2022 ve daha sonra 1 Ağustos'ta bir yoklama daha yapılmış açılış nedeniyle. 5 oturum ya, aslında 5 oturumdaki sayım yeterli olurmuş ama o arada hani bir tanesi Mayıs ayına denk geldi. Yanlışlıkla birisi itiraz eder, aynı ay içerisinde değil diye 6 tane yoklama yapılmış. Biri Mayıs'ın sonunda, 31 Mayıs'ta, Haziran ayında da 5 yoklama yapılmış. Neden? Çünkü şeklen de olsa iş tüzüğün uygulandığını göstermek için. Ben şimdi anlatayım. Gerçekten şeklen de olsa iş tüzük uygulanmış mı? İş tüzük 138 diyor ki, bir milletvekili meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmazsa devamsızlığı başkanlık divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu kamu komisyona gönderilir. 138 bir böyle iş tüzük. Şimdi siz bunu, daha doğrusu meclis başkanlığı bunu nasıl tespit etti? Yoklamayla tespit etti. Yoklamayla. Meclis başkanının yoklama yapmasının yasal dayanağı ne? İş tüzüğün 57. maddesi. İki şekilde meclis başkanı yoklama yapabiliyor. Birinde milletvekili, belli sayıda milletvekilinin başvurusu üzerine yoklama yapılabiliyor. Diğeri de meclis başkanı veya vekilleri, o gün meclisi genel kurulunu yöneten kişi tarafından re'sen yoklama yapılabilir. Fakat bunun koşulları var. Yasa, iç tüzük, meclis başkanı veya meclis başkan vekili canı sıkıldığı zaman, canı istediği zaman yoklama yapar demiyor. Hüküm çok açık, okuyacağım size. Diyor ki başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar. Tereddüde düşerse. Şimdi bu tereddüt nasıl olabilir? Ona bakalım. Anayasa 96 toplantı nisabını ve karar nisabını çok açık bir şekilde düzenlemiş. İş tüzükte yok. Ne toplantı yeter sayısı, ne karar yeter sayısı iş tüzükte düzenlenmemiş. Anayasada düzenlenmiş. Anayasa 96 diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az 1/3'üyle toplanır. Yani üye tam sayısı 600, toplanması için yeterli sayı kaç? 200. Devamında da karar yeter sayısını düzenliyor. 1/4, o da 184 olacak. Dolayısıyla toplantı yeter sayısı 200. Şimdi meclis başkanının iç tüzük 57'ye göre yoklama yapabilmesi için az evvel söyledim. İki koşul var. Bir tanesi ya milletvekilleri başvuracak, diyecekler ki toplantı yeter sayısı yoktur, bunun için bir yoklama isteyecek, ya da 57'ye göre yoklama yapabilir. 57 de ne diyor? Eğer tereddüte düşerse yoklama yapabilir. 200'ün altında 10 tane milletvekili eksik olur, 30 tane milletvekili eksik olur veya 200'ün üzerinde 10 tane milletvekili fazla olur, 30 tane milletvekili fazla olur, meclis başkanı tereddüte düşebilir. 550 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda başkan nasıl tereddüte düşebilir? 550 milletvekili. Bunu yapan meclis başkanı açıkça İç tüzüğün 57. maddesini çiğnemiştir, yok saymıştır, eylemli olarak yok saymıştır. Anayasanın 96. maddesini yok saymıştır. Meclis başkanı veya meclis başkan vekili keyfe keder biçimde canı sıkıldığı için yoklama yapamaz. Ancak ve ancak yasanın verdiği yetki tereddüttür. Tereddüt dışında eğer yoklama yapıyorsa işte o görevi kötüye kullanmaktır. Bir hakkın kötüye kullanılmasıdır. Kanuna karşı hiledir. Bunun kanuna karşı hile olup olmadığını, hakkın kötüye kullanılması kapsamına girip girmediğini de birazdan size anlatacağım. Meclis çalışması nedir? Hiç ona girmiyorum. Yani 138'e göre meclis çalışmalarına katılmayan diyor ya, gerçekten meclis çalışmasına katılıp katılmadığını tartışmıyorum. Çünkü bu meclis çalışmalarının da istisnası var. Örneğin bir siyasi partinin genel başkan yardımcısının meclis genel kurulundaki toplantılara veya komisyon çalışmalarına katılması gerekmiyor. Yani meclis çalışmaları denilen kavram aslında sadece genel kurul çalışmaları veya komisyon çalışmaları da değil.
meclisteki bir görüşmede değil, ondan fazlasını ifade ediyor. Yani bu kapsamda aslında bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı veya bir siyasi parti adına yürütülen çalışmalar da, geniş anlamda bir milletvekilinin yürüttüğü çalışmalar da meclis çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Ama varsayalım ki bu süre içerisinde hiç meclis çalışmasına katılmamış olsun. Şimdi dedim ki meclis başkan vekili yoklama yapamaz. Çok net söylüyorum. Yapamaz. Bu hakkın kötüye kullanılması. Şimdi hakkın kötüye kullanılması literatürde yeterince tartışılmış bir konu. Bakalım bu hakkın kötüye kullanılması mıymış, değil miymiş? Şimdi diyor ki literatür, bir hakkın kötüye kullanılmasından söz edebilmek için önce bir hak var olacak. Bu hak dürüstlük kurallarına aykırı kullanılacak. Başkalarının hakkının kullanılmasından zarar görmesi veya zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumu olacak. Ortada bir hak var mı? Yoklama hakkı var. Onu hukuka aykırı kullandığını biraz önce söyledim. Ama varsayalım ki hukuka uygun olsun. Peki bunu dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanmış mı? Kullanmamış. Neden? Kaç kez toplantı yapılmış? 448 birleşim, 1985 oturum. 11 kez yoklama yapılmış. Dolayısıyla bir hakkın dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, Medeni Kanun 2. maddesinde düzenlenen, hukuka uygun bir şekilde bir hakkın kullanılmasından söz edemeyiz. Meclis başkan vekili hakkını kötüye kullanmıştır. Başkalarının bu hakkın kullanılmasından dolayı başkalarının zarar görmesi gerekir. Peki burada bir başkası zarar görmüş mü? Semra Güzel çok açık biçimde zarar görmüş. Onlarca, belki yüzlerce milletvekili meclis çalışmalarına katılmadığı halde sadece Semra Güzel için bu işlem yapılmış. Onun milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılmış. Dolayısıyla burada açık biçimde hakkın kötüye kullanılması var. Şimdi hakkın kullanılması, her zaman bir hakkın kullanılması kötüye kullanılma anlamına gelmez. Ama hangi durumlar hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir? Literatürde bu yönde de çalışmalar yapılmış. Deniliyor ki hakkın kullanılmasında meşru bir menfaat yoksa orada hak kötüye kullanılmıştır. Birçok seçeneği olan kişinin kendi için fark etmeyeceği halde başkasının zararına yol açacak bir yolu seçmekte ısrar etmişse bir hak kötüye kullanılmış olacak. Tam olarak birçok seçeneği olan başkan başkasının zararına yol açacak biçimde, Semra Güzel'in zararına yol açacak biçimde yoklama yapmış. Dolayısıyla bir hakkın kötüye kullanılması var. Hakkın sırf başkasına zarar vermek amacıyla kullanılması da hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir. Burada yoklama hakkı sırf başkasına zarar vermek amacıyla kullanılmış. Semra Güzel'e zarar vermek amacıyla kullanılmış. Dolayısıyla ortada hakkın kötüye kullanılması var. Hakkın kullanılmasında sağlanan menfaat ile başkasının uğrayacağı zarar arasında aşırı bir orantısızlık olması. Şimdi bu yoklamanın yapılmasıyla meclis başkanlığının herhangi bir meclis çalışmaları açısından bir menfaati olduğunu söyleyebilir miyiz? Küçücük bir menfaati yok. Ama başkasının uğrayacağı ciddi bir zarar var. Dolayısıyla ortada hakkın kötüye kullanılması var. Bunun başka örnekleri var. Bunları uzatmayacağım çok fazla ama özü itibarıyla tipik bir hakkın kötüye kullanılmasıyla karşı karşıyayız. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımları var. Şimdi diyebilirsiniz ki ya işte çünkü yaptırımları ne? Bir izale davasıyla bunun giderilmesi mümkün. Önleme davasıyla giderilmesi mümkün. Zararın tazmini için bir dava açılması yoluyla bunun önlenmesi mümkün. Veya bir tespit yapılarak bu zararın önlenmesi mümkün diyebilirsiniz. Yani çünkü hakkın kötüye kullanılmasının bir dizi yaptırımı var. Ama milletvekilliğini düşürdükten sonra bu yolların hiçbirisi Semra Güzel'in bir daha bu parlamentoda vekil olarak çalışmasını sağlamayacak. Çünkü bunlar ne? Anayasa Mahkemesi nezdinde sonuç doğuracak başvurulardan söz etmiyoruz. Genel hukuk ilkesi içerisinde bunun izale edilmesinin yollarından söz ediyoruz. Dedim ki bu hakkın kötüye kullanılmasıdır. Aynı zamanda bence meclis başkan vekillerinin Semra Güzel'in vekilliğini düşürmek için biraz önce Ramazan Bey'in de söylediği gibi siyasi saiklerle hareket edilerek
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için yapılan yoklamalar aynı zamanda kanuna karşı hiledir. Kanuna karşı hile öğretide nasıl tanımlanıyor? Deniliyor ki hukuk düzeninin yasakladığı hukuki veya iktisadi bir sonucu elde etmek için yapılması hukuken caiz olan bir başka hukuki işleme başvurulmasıdır. Hukuk düzeni bir milletvekilinin aslında dokunulmaz olduğunu söylüyor. Anayasa 83'te milletvekili dokunulmazlığı düzenlenmiş. Parlamentonun bir üyesi hakkında kural olarak dokunulmazlık var. Ama siz bir milletvekilinin dokunulmazlığını, genel olarak dokunulmazlığını önce hakkındaki bir soruşturmayı gerekçe göstererek kaldırdınız ki biz o zaman hakkın kötüye kullanılması veya kanuna karşı hile olarak tartışmadık bunu. Ama şimdi bu yapılan işlem kanuna karşı hiledir. Neden? Vekilliğinin düşürülmesi için yasanın kabul etmediği bir yol izlenerek ulaşılmak istenen bir amaç söz konusu. Dolayısıyla meclis başkanlığı kanuna karşı hile yoluna, hakkın kötüye kullanılması yoluna başvurarak bu yoklamaları yapmıştır. Şimdi bu yoklamaların içerisinde herkes söylüyor da resmi olarak araştırılanlar var. Şöyle bir şey söylemiyoruz. Yani devamsızlığı olan bütün milletvekillerinin vekilliği düşürülsün demiyoruz. Zaten öyle bir şeyi düşünmüyorsunuz. Kendi içinizde aslında çok sayıda milletvekiliyle ilgili böyle kanaate sahip olduğunuzu biliyorum ama diğer milletvekillerin vekilliğini düşürün falan da demiyorum. Böyle bir şey değil. Ama bir karnesi yayınlanmış. Meclisin bir karnesi. Yakın zamanda yayınlandı. 131 milletvekilinin sesi hiç çıkmadı diyor. Ve bunların 106 tanesi Adalet ve Kalkınma Partili. 131 milletvekili 2022'de genel kurulda hiç konuşmamış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu sayı 106'ymış. Bunların tamamı için şunu söylemiyorum. Bu 106 milletvekili içerisinde meclisin en çalışkan vekilleri de var, onu biliyorum. Yani bu tamamen %100 gerçeği yansıtıyor anlamında söylemiyorum. Bir milletvekili kürsüde konuşmasa da, komisyonlarda konuşmasa da aslında bir parlamenter olarak çok çalışkan olabilir. Doğan Kubat bunlardan bir tanesidir. Mecliste en çok devam eden, en çok genel kurulda çalışanlardan birisi. Ama bu süre içerisinde söz kurmadığı için sanki Doğan Kubat da hiç çalışmayanlardan birisi gibi yansıtılmış. Bu tek ölçü değil. Ama hiç söz kurmayan, meclise hiç gelmeyen onlarca milletvekili olduğunu herkes biliyor. Hatta bir kısmı, bakın bir kısmı yemin töreninden bugüne gelmemiş. Yemin töreninden görünmemiş. Hiçbir yerde görünmemiş. Yoklama için, oy kullanmak için gelmesinden bahsetmiyorum. Bir kez meclis kürsüsünü kullanmamış. 2018 yeminden beri. 4 yıl. Rahmetli Maraş milletvekili en azından bunun yollarını buluyordu değil mi? Hatta bunun üzerine kitap yazdı. Yani gerçekten, evet, gerçekten söz kurabilirdi. Ayrıca isteseniz komisyonlarda da söz kurabilirsiniz. Önergelerde de söz kurabilirsiniz. Kendi önergelerinizi sunabilirsiniz ama her nedense çoğu yasa üzerine bile milletvekillerinize söz vermiyorsunuz. Ama bunları değil. Bakın bunları değil. 2018'den 2022'ye kadar meclis kürsüsünü bir kez bile kullanmamış milletvekillerin vekilliğini değil, meclisin en çalışkan vekillerinden birisinin vekilliğini düşürüyorsunuz. İşte adaletsizlik burada. Yani bu çok büyük bir hukukluk, çok büyük bir adaletsizlik. Neden? Meclis çalışmalarına devam etmemiş. Şimdi bir iki şey daha söyleyeceğim. 138'e. 138 ile ilgili. Şimdi diyor ki 138, bir milletvekili meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak 5 birleşim katılmazsa hakkında bu işlemler yapılacak. İzinsiz ve özürsüz olarak. İznin ne olduğunu biliyoruz. Bir dilekçeyle meclis başkanlığına başvuracak, bir mazereti olduğunu beyan edecek, izin isteyecek. Ya da bir özrü olacak. Şimdi bu özür kavramı genel olarak yasalarda düzenlenmiş değil. Yani neler özür olarak kabul edilir, neler özür olarak kabul edilmez yasalarda düzenlenmiş değil. Mesela sağlık bir özür.
öğrenim bir özür. Bu yönetmeliklerde çok var. Can güvenliği bir özür. Can güvenliği bir özür. Bir kamu görevlisi can güvenliğim var diyerek görev yaptığı kentin dışında başka bir yere atama isteğinde bulunabilir. Can güvenliği bir özür. Kabul etmezse idare mahkemeye başvurur ve mahkeme de bunun bir özür olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verebilir. Dolayısıyla özrü sadece genel başkan yardımcılığı veya sağlık raporu değil. Bunun dışında da özürler var. Biz hazırlık komisyonundan beri bir özürden bahsediyoruz. Diyoruz ki Semra Güzel can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya. Can güvenliği tehdidiyle. Hepimizin önünde ya bilgisayar ya bir telefon var ve internete bağlı. Semra Güzel diye yazın. Binlerce haber göreceksiniz. Açıkça iktidar tarafından hakkında bir linç kampanyası yürütüldü Semra Güzel hakkında. Emin olun o kampanyanın yüzde biri herhangi biriniz hakkında yürütülseydi siz bile kapının önüne çıkmazdınız. Çıkmazdınız. Can güvenliği önemli bir özürdür. Yani bu kadar hedef haline getirilmiş, can güvenliği risk altında sokulmuş bir milletvekilinin evinden dışarı çıkmaması, bilindik bir adreste bulunmamasının özür olarak kabul edilmesi gerekir. Ha bu linç kampanyalarının örneklerini mi istiyorsunuz? Bu linç kampanyalarının örnekleri var. Tahir Elçi var. Değil mi? Hrant Dink var. Bu linç kampanyaları bu ülkede sonuç doğuruyor. Dolayısıyla Semra Güzel de sokağa çıkmış olsaydı bir ırkçı tarafından, bir faşist tarafından, bir kendini bilmez tarafından veya kendini bir vatansever olarak düşünen biri tarafından böyle bir can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bırakılabilirdi. Bu yüzden Semra Güzel vekil sizin yürüttüğünüz bu kampanyadan sonra sokağa çıkmadı. Sokağa çıktığında ne olduğunu biliyoruz. İlk sokağa çıktığında. Ne oldu ilk sokağa çıktığında? Gözaltına alıp cezaevine gönderdiniz. İlk sokağa çıktığında karşılaşacağı mazeret bu olacaktı. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aslında milletvekillerinin devamsızlıklarıyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Ortada bir devamsızlık meselesi falan yok. Yani bir devamsızlıkla ilgilenmiyorsunuz. Hatta Semra Güzel'in devamsızlığıyla bile ilgilendiğinizi düşünmüyorum. Yani Semra Güzel'in meclise devamsızlık yapmasıyla bile ilgilendiğinizi düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Bununla ilgilenmiyorsunuz yani. Tersine Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Semra Güzel'in meclise devam etmemesini istiyor. Devam etmemesini istiyor. Devam etmemesini istiyor. Çok net söyleyeyim. Devam etmemesini istiyor. O yüzden dokunulmazlığını kaldırdı. O yüzden bugün devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğini düşürülmesini istiyor. Devamsızlıkla ilgilenmiyorsunuz çünkü. Yani devam etmesini istemiyorsunuz aslında. Devam etmesini istemiyorsunuz. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP diye böyle küçük küçük ortakları var. Onları saymayacağım. HDP milletvekillerinin hiçbirisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmek istemiyor. Kimlerse say bakalım bunları. Ya resmi Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan partiler de var. Örneğin mesela Büyük Birlik Partisi gibi. Evet, özetle aslında HDP milletvekillerinin hiçbirisinin mecliste olmasını istemiyor. Bunu saklamıyorlar. Ne söylüyorlar? Diyorlar ki biz bu teröristleri mecliste istemiyoruz. Bize terörist diyorlar. Mecliste teröristleri istemiyoruz diyorlar. Yani mesele Semra Güzel'in gelip meclise devam etmesi meselesi değil. Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Semra Güzel'in devamsızlığıyla ilgilenmiyor. Başka bir şeyle ilgileniyor. Devam etmemesini istiyor. Bizim meclise gelmememizi istiyor. Hani bize ne diyor? İşte terör örgütlerini mecliste istemiyoruz. Teröristleri mecliste istemiyoruz. Şimdi tekrar devamsızlığa dönelim. Şimdi bakın. Bakın bu mesele önemli bir mesele. Şimdi eğer dışarı çıkmış olsaydı Semra Güzel dışarı çıkmış olsaydı karşılaşacağı ilk şey şu olacaktı. Gözaltına alınacaktı, tutuklanacaktı ve İçişleri Bakanı çıkıp bunun üzerinden büyük büyük laflar edecekti. Tıpkı
sokağa çıktığı ilk günde gözaltına alınıp tutuklandığında İçişleri Bakanı ne yapsaydı o gün o olacaktı. Bu sizin kanaatiniz. Yüzlerce haber sitesi, milletvekilleri, bilmem kimler Semra Güzel yurt dışına kaçtı dediler. Ülke söylediler. Neredeydi Semra Güzel? İstanbul'daydı, İstanbul'da. Semra Güzel İstanbul'daydı. İstanbul'da sokağa çıktığı gün gözaltına alıp tutuklandı. Ben birkaç gün sonra Semra Güzel'i ziyaret ettim. Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak Semra Güzel'i ziyaret ettim. Bana dedi ki polisler benim hangi mahallede ve evde olduğumu bile biliyordu. Hangi mahallede ve evde olduğumu biliyordu. Onlar benim çıkıp arabaya bindiğimde benim yurt dışına falan kaçacağımı düşünüyorlardı. Ve gidip yurt dışına giderken yakalamak istiyorlardı. Fakat çünkü mahalleyi söylemişler, ilçeyi söylemişler, İstanbul'daki ilçeyi söylemişler görüşme sırasında. Yani gözaltına alındığı yeri değil, bulunduğu ilçeyi söylemişler. Yani en baştan itibaren aslında güvenlik birimleri Semra Güzel'in nerede olduğunu biliyormuş. Ama kaçmasını istiyorlarmış. Yani kaçmasını istiyorlarmış. Yurt dışına kaçarken yakalandı dedirtmek istiyorlarmış ama Semra Güzel hiçbir yere kaçmadı. O süre içerisinde Türkiye'deydi, o süre içerisinde İstanbul'daydı ve yine İstanbul'da gözaltına alındı. Ama siz ne dediniz? İçişleri Bakanı dahil olmak üzere ne dediniz? Peruk takmıştı dediniz. Kimliğini saklamıştı dediniz. Sahte kimlik taşımış gibi. Kendi kimliği vardı ve peruk falan da takmamıştı. Aynı renk saçlarla, aynı renk saçlarla. Yani o gözaltına alındığında yayınlanan fotoğrafı neyse ben cezaevine gidip ziyaret ettiğimde de aynı renk saçlarla orada duruyordu. Ama ortada yürüttüğünüz bir kampanya var, bir kumpanya var. Ortada bir hukuk falan yok. Kaçan bir milletvekili yok, bir yere kaçtığı yok. Bu ülkede duruyordu. Ama ne olacaktı? Eğer kaçsaydı belki bunun üzerinden başka bir siyaset yürütecektiniz. Kaçmadı, yine kaçıyormuş gibi bir siyaset yürüttünüz. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu komisyon üyelerinin büyük bölümü hukukçu, 30-40 yıldır hukukçu olanlar var. Bir tane soru soruyorum. Bir kimsenin, bir vatandaşın, hani Cumhuriyet Savcısı da var, emekli Cumhuriyet Savcısı da, bir vatandaşın, bir yurttaşın, hakkındaki yakalama, tutuklama kararından kaçması suç mudur? Suç mudur? Yani herhangi bir vatandaş hakkında savcılıkla mahkemece bir tutuklama kararı verilirse, bir yakalama kararı verilirse ve kaçarsa siz ona suçlu diyebilir misiniz? Karşısına çıktığında mahkemenin veya savcılığın kimse bu nedenle onu suçlayabilir mi? Bir başka soru daha sorayım. Bir adım daha ileri gideyim. Bakın gözaltı ve yakalamadan bahsediyorum. Hüküm kurulmuş bir kişiden bir kişiyi düşünelim. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan birisi. 10 yıl hapis cezası olan birisi. 30 yıl hapis cezası olan birisi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan birisi. Kaçarsa bu bir suç mudur değil midir? Suçlanabilir mi bu nedenle? Suçlanamaz. 30 yıl hapis cezası almış bir kişi kaçtığı için, saklandığı için hiç kimse tarafından suçlanamaz. Hiçbir yargı organı tarafından suçlanamaz. Hiçbir savcılık bu nedenle bir kişiyi suçlayamaz. Dolayısıyla kimse Semra Güzel'e hakkındaki bu yakalama kararı bilmem ne kararı nedeniyle saklandı diye bir suç izafe edemez. Ortada bir suç yok. Neden? Çünkü Semra Güzel bu ülkedeki hukuk düzeninin nasıl siyasallaştığını çok iyi bilen insanlardan bir tanesi. Adı kapının kaçan kişinin adı nedir? Kimin? Kaçaktır. Kaçana ne denir? Suç mudur? Suç mudur? Kaçak. Ha. İnşallah siz bir gün öyle bir şeyle karşı karşıya kalmazsınız. İnşallah bir gün cezaevinden kaçmaktan söz etmiyorum. Ben ne sorduğumu biliyorum. Evet. Son söz savunmanın hiç düzeni. Dolayısıyla kimse bundan dolayı dolayısıyla hiç kimse Semra Güzel'in tutuklanmamak için, gözaltına alınmamak için bir milletvekili devam ederken sokağa çıkmadı diye, kendini eşkere etmedi diye, açık etmedi diye kimse Semra Güzel'i suçlayamaz. Çünkü sokağa çıktığında başına iki şey gelecekti. Bir tanesi biraz önce söyledim, ya Tahir Elçi gibi ya Hrant Dink gibi yaşamsal bir tehditle karşı karşıya kalacaktı. Çünkü inanılmaz bir kampanya yürüttünüz. Silinmeyecek kadar.
yüz binlerce, milyonlarca, on milyonlarca haber, hakaret ve tehdit mesajları var Semra Güzel'le ilgili. 100 tane avukat gece gündüz çalışsa bununla ilgili hukuksal girişimde bulunamaz. O kadar çok tehdit var aklımda. Ve bu yüzden sokağa çıkmadı. Çıksaydı ne olacaktı? İşte İstanbul'da olan olacaktı. Gözaltına alınacaktı, tutuklanacaktı. Şimdi başa dönelim. Diyelim ki Semra Güzel ilk gün meclise doğru geldi. Dokunulmazlığın kaldırıldığı gün. Bir milletvekili olarak meclise geldi. Muhtemelen gözaltına alınıp tutuklanacaktı. Bakın gözaltına alınıp tutuklanmış olsaydı meclis çalışmalarına katılabilecek miydi? Meclis çalışmalarına katılabilir miydi? Tutuklu bir milletvekilinin gelip meclis çalışmalarına katılması mümkün mü? Herhangi bir genel kurul çalışmasına katılamayacak. Yoklama... Ya bir insanın yaşamıyla ilgili bir şey konuşuyoruz ya. Böyle bir şey olmaz ha. Bir dakika. Gerçekten benim söylediklerimi kim söyledi? Bir dakika Sayın Başkan. Tam böyle söyleyin. Benim söylediklerimi kim söyledi? Ha bir dakika Başkan ya. Böyle bir şey yok ya. Benim söylediklerimi kim söyledi? Kim söyledi? Hangisini söyledi? Hiçbirini anlamamışsın. Ya kim söyledi benim söylediklerimi? Hiçbirini anlamamışsın. Laf olsun diye söylüyorsunuz ya. Ya gerçekten bakın şimdi bakın ben hani çok kıdemli bir milletvekili değilim ama şimdi ben bu 4 yıllık milletvekiliğim içerisinde genel kurulda da bunu çok gördüm. Şimdi konuşuyorsunuz milletvekilleri laf atıyor. Söylediğinizi yalanlıyorlar. Ben ilk kürsüye çıktığımda diyordum ki ya herhalde yanlış bir şey söylüyorum. Bu arkadaşlar o yüzden bu lafı söylüyorlar. Gidip söylediklerimi araştırıyordum. Gidip söylediklerimi teyit ettirmeye çalışıyordum. Diyorum herhalde yanlış bir şey söyledim. Sonra fark ettim ki ya benim söylediklerimle alakası yok. Laf olsun diye laf atılıyor ya. Ya şimdi Sayın Aslan diyor ki bunların hepsini söylediler. Kim söyledi? Kim söyledi hakkın kötüye kullanılmasını? Kim söyledi bu tutuklama, yakalama ile ilgili söylediklerimi ya? Çok ayrı ayrı şeyler konuştunuz. Hayret bir şey ya. Siz burada yoktunuz ya. Gerçekten yani. Hani bu kadar da değil yani. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Neyse sorun yok Sayın Başkan. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Evet. Eğer tutuklanmış olsaydı. Yani ilk dokunulmazlığı kaldırıldığında tutuklanmış olsaydı meclis çalışmalarına katılabilecek miydi? Meclis çalışmalarına katılamayacaktı. Bunu niye söylüyorum? Buradaki mesele Semra Güzel'in meclis çalışmalarına katılıp katılmaması değil. Çünkü tutuklandığında da zaten meclis çalışmalarına katılamayacaktı ilk günden itibaren. Ama siz diyorsunuz ki sen niye sokağa çıkmadın? Sen niye tutuklanmadın? Sen niye meclis genel kuruluna gelmedin ve genel kurula gelirken tutuklanmadın? O yüzden biz senin milletvekilliğini düşürmek istiyoruz diyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Son şunu söyleyeyim. Ben oyunuzun ne olduğunu anladım. Hatta hazırlık komisyonu toplamadan önce de oyunuzun ne olduğunu yaklaşık olarak biliyordum. Bu söylediklerimizi oyunuzun rengini değiştirmek için falan da söylemedik. Çünkü bu tartışmalar üzerine mecliste kimse oyunu değiştirmiyor. Bunu da bu 4 yıllık süre içerisinde ciddi biçimde öğrendiğimi fark ediyorum. Bu ülkede, bizim ülkemizde ve bizim parlamentomuzda maalesef parmak demokrasisi geçerli. Ve hiç de öyle insanlar tartışırken karşıdakini ikna etmek veya ikna açık biçimde bir tartışma yürütmüyorlar. Önceden alınmış kararlar var ve o kararlar oylama sırasında el kaldırılıp indirilerek karara dönüştürülüyor. Tarihe not düşmek için Semra Güzel'e karşı duyduğum sorumluluğun gereği olarak bu savunmayı yapmak istedim. Dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde onun hikayesini anlatmıştım, kişisel hikayesini. Hangi koşullar altında bir anne babanın o çocukları nasıl yetiştirdiklerini, bir çantayı birden fazla kardeşin sırayla nasıl kullandığını, nasıl bir yokluk içerisinde bir hekim olduğunu, asistanlığının son ayında uzman hekim olmasının bir OHAL KHK'sıyla nasıl engellendiğini ve Meclis Genel Kurulu'nda 2014 tarihinde gerçekleşmiş ama 2017'den beri de güvenlik birimlerince bilinen
bir olay nedeniyle 2022'de 5 yıl sonra nasıl milletvekilliğinin düşürüldüğünü, dokunulmazlığının kaldırıldığını ve şimdi düşürmek istendiğini anlatmıştım. Semra Vekil şöyle bir şey söylüyordu. Onu ziyaret ettiğimde dedi ki, beni OHAL KHK'sıyla ihraç ederek bir bilim insanından mahrum oldu sağlık camiası. Şimdi de benim dokunulmazlığımı kaldırıp milletvekilliğimi düşürerek bir siyasetçiden mahrum kalacak. Ben Türkiye'nin daha zenginleşeceğini, Türkiye'nin siyaset yaşamının benim dokunulmazlığım kaldırılarak, vekilliğim düşürülerek daha zenginleşeceğini düşünmüyorum diyordu. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Onunla birlikte aynı dönemde milletvekili olmayı bir şans olarak görüyorum. Semra Güzel'i tanımayı kendi açımdan bir şans olarak görüyorum. Onunla beraber siyaset yürütmeyi bir şans olarak görüyorum. Emin olun, ona oy veren seçmenlerin hiçbirisi ona oy verdiği için pişman olmayacak. Emin olun, bir kez daha milletvekili aday olduğunda bugünkünden çok daha büyük bir teveccühle, çok daha büyük bir oyla milletvekili seçilecektir diyorum. Teşekkür ediyorum.